Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men la nebiyye ba'de. Değerli arkadaşlar, sıfırdan zirveye modern Arapça derslerinin 99. birlikteyiz. Bu derslerimizde Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat kitabını takip ediyorduk. Dört serilik bir öğrenme kitabıydı bu. Öğrenme silsilesi, Arapça öğretim seti. Daha önceki 98 dersimizde birinci kitabı, ikinci kitabı bitirdik. Ve üçüncü kitabın birinci ünitesini bitirdik. Toplam 40 üniteden oluşuyor bu setler. Çok faydalı setler bunlar. Daha önceki arkadaşlar e, bu derslere katıldı. Bu kurumuzda olan arkadaşlar. 6 kur şeklinde planladık bu derslerimizi. Tabii sadece klasik, modern Arapça dersleri yok burada. Klasik Arapça dersleri var, modern metin okumaları var. Daha sonra soru çözümlemeleri var, gramer özeti dersleri var. Ve toplam 350 saat olarak biz planlamıştık bu derslerimizi. Elhamdülillah şu anda 315 saat kadar ders yaptık. Ve son kurumuzda da 35 saatle 35 350 saatimiz. E şöyle bir karar aldık. Mikrofonu kapatırsak arkadaşlar, mikrofon açık olan arkadaşlar var. Sesim yankılanmasın. Bu 6. E, kurumuzda da 4. kitabın sonuna kadar inşallah yani 35 saate sınırlı kalmadan 4. kitabın sonuna kadar e, bu derslerimizi devam ettireceğiz. Biliyorsunuz A1, A2, B1, B2 diye seviyeler var. Tabi bu seviyeler e, kesin e, çizgilerle ayrılmış seviyeler değil ama e, biz de ona göre bir e, efendim bir şey söyleyecek olursak yani A1, A2, B1, B2. Avuf Arapça bir kitap aslında A1 seviyesi. İkinci kitap A2 olarak nitelendirebiliriz. Üçüncü kitap B1, dördüncü kitap da B2 seviyesinde. Yani bu dört seti iyi bir şekilde bitiren öğrenci başka bir kaynağı kalmadan modern Arapça alanında işte Erasmus sınavı olabilir. Öğrencilerin yurt dışı, öğrenci hareketliliği. Mesela öğrenci 6 ay gidip Efendim bir Arap İkiz devam ettirebiliyor. Ve Yenilse Yökçiz sınavları olabilir. Onlardan 50-60 çalışmasına göre 70 bu puanları alacak duruma gelecektir. E, bu kısa açıklamadan sonra son olarak şunu söyleyeyim. Bu Salı günü ve Perşembe günü bu derslerimiz herkese açık. Daha sonradan katılmak isteyen arkadaşlarımız benimle iletişime geçecek ve ilk 98 dersi o öğrencilere göndereceğiz. Kayıtlardan hepsi kayıtlı şu anda bizde video olarak. Ve bu 99. dersten işte söylediğim gibi 4. kitabın sonuna kadar da inşallah salı ve perşembe günleri 9-10.30 arası ders saatlerimiz bunlar. Salı ve perşembe günleri 9-10.30 yani 21-22-30 saatleri arası inşallah bu derslerimizi Allah'tan bir manik eder olmasa 4. kitabın sonuna kadar yapmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Evet bu ünitede başlığımız sülasi fiillerde edilgen meçhul yapı. Şimdi her derste olduğu, mu, olduğu gibi bu konuya geçmeden bir zemin atalım, bir temel atalım arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde söylüyorduk. Her fiilin, her fiilin merfu bir ögesi vardır. Neymiş arkadaşlar? Tekrar edelim. Her fiilin merfu bir ögesi vardır. Merfu ögede biz ne ararız? Ref alameti ararız. Refah nedir peki? Damme ve damme yerine geçenlerdir. Şimdi bu saatten sonra dersimize katılabiliriz. Şimdi biz bunları sesli olarak da katılabiliriz. Üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi malum fiillerin bunun Türkçedeki karşılığı nedir değerli arkadaşlar? Etken fiiller değil mi? Meçhul fiillerin meçhul fiillerin bunun Türkçedeki karşılığı nedir değerli arkadaşlar? edilgen. Fiil. Çok güzel. Edilgen fiillerin bir de nakıs fiiller vardı. Nakıs fiiller. Nakıs Bu fiiller abi. neydi? Evet. Mesela merfu ögesiyle birlikte manası tamam olmayıp mansup bir isme ihtiyaç duyan fiillere biz ne diyorduk arkadaşlar? Nakıs fiiller. Dolayısıyla bunların her üçünün de ister malum fiil olsun, ister meçhul fiil olsun, ister nakıs fiil olsun, bunların her birinin Merfu bir ögesi olmak zorunda. Tamam mı arkadaşlar? Her şey merfu bir ögesi vardır. Merfu deyince biz merfu'da ne alamet ararız değerli arkadaşlar? Merfu'da biz ne alamet ararız? Ref alamet. alameti. Ref alameti nedir peki? Asli alametimiz damme. nedir bizim? Damme, damme veya damme geçenler. Çok güzel. Damme veya damme geçenler. Peki damme yerine geçenler ne demek? Mesela söz gelimi tesniyelerde ref alameti olarak damme yerine ne geçiyor? Mesela, hadara, hadara, el müslimi desek. Hadara, el müslimi. Burada müfret kelimede ref alameti damme. Peki, hadara, el müslimani. İki Müslüman geldi dediğimiz zaman. Burada ref alametimiz. Damme yerine ne geçiyor burada tesniyelerdeki ref alametimiz? Elif. Çok güzel. Hadaral ne desek. Cemi müzekker salimlerde. Ref alametimiz vav. ne oluyor? Vav oluyor. Vav. Demek ki damme ve damme yerine geçenlerden maksadın ne olduğunu anladık mı? Dammeye niyabet edenler. Dammenin yerine geçenler. Her zaman asli ref alametimiz neymiş arkadaşlar bizim? Damme. Onun yerine geçen elif, vav, Bunlar nedir peki? Bunlar fer'i alametlerdir. Asli değildir bunlar. Peki. Şimdi malum fiilin ref alametine bakalım. Şöyle bir örnek verelim arkadaşlar. Basit bir örnek verelim. Mesela ketebe aliyyun ederse dediğimiz zaman ketebe sülasi mücerret bir fiil değil mi? Ne demek sülasi? Üç harfli Müzerret ne demek? Üç harfin üzerine ek almamış. Zaten Arapçada fiillerin en yalın hali nedir arkadaşlar? Fiil mazinin huve çekimidir. Mesela Türkçede en yalın hal hangisidir? Emir fiilleri. Yaz, yap, et, kalk, git, gel. Türkçede en yalın hangisiymiş arkadaşlar? En yalın fiil. Emir. Arapçada da en yalın fiil, fiil mazinin huve çekimi. Peki, ketebe malum mu? Malum bir fiil mi? Yani bir diğer de işte, etken bir fiil mi? Evet, etken. Malum fiilin, etken fiilin merfu ögesi olmak zorunda mı? Malum evet. fiilin evet. evet. malum fiillerin evet hocam. merfu ögesine biz ne diyoruz? Fa il diyoruz arkadaşlar. Tamam. Ve burada hemen notumuzu yazıyoruz. El fa'ilu merfu'un. Mutlakan. Yani failler daima nedir arkadaşlar? Merfudur. Merfuda biz ne alamet ararız? Ref alameti. Ref alameti nedir? Damme ve damme yerine geçenlerdir. Peki. Ketebe hangi vezinde? Faale vezinde. Biz bunu fuile vezine aktarıyoruz. Kutibe diyoruz. Kutibe. Ali dersi yazdı. Fiil, fail, meful. Peki. Kutibe dediğimiz zaman meçhul fiil oluyor değil mi arkadaşlar bu? Edilgen fiil. Evet. Peki. Birinci cümlenin mef'ulünü birinci cümlenin mef'ulünü ne yapıyoruz bu sefer? Bu failin yerine geçiriyoruz. Naibi Naib. fail bu demek. Onun yerine geçiriyoruz. Dolayısıyla failler daima merfi olduğu gibi naibi faillerde ne oluyor değerli arkadaşlar? Merfi oluyor. Kutibet ders. Ders yazıldı. Peki. ilk başlığımızda demiştik. Her fiilin bir merfi ögesi vardır. Malum fiilin merfi ögesine fail. Meçhul fiilin merfi ögesine ne diyoruz değerli arkadaşlar? Naibi fail. Naibi fail Peki. Nakıs fiiller. Nakıs fiiller. Bir mikrofondan bir ses geliyor. Onu bir düzenleyebilirsek size Zahmet. Evet. Nakıs fiiller neydi arkadaşlar? Merfu ögesiyle manası tamam olmayıp mansup bir isme ihtiyaç duyanlar. Mesela şöyle desem. "Kaan Allahu" desem mesela. Evet. Şimdi burada ketebenin merfugesi ne? Fail. Malum fiilin merfugesi fail. Meçhul fiilin merfugesi naibi fail. Peki nakıs fiilin çünkü mansup bir isme ihtiyaç duyuyor. O isim olmadan manası tamam olmuyor. Nakıs fiilin merfugesine ne diyoruz peki arkadaşlar? Nakıs fiilin merfugesine ne diyoruz? nokta noktanın ismi diyoruz değil mi? Kâne ve kardeşlerinin ismi. Kâne Allahu. Tabi bu kâne normalde idi manasında ama onun ismi merfu gesi. Lafzatullah olunca dı, di demiyoruz. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Geniş zaman manası veriyoruz. Allah dır diyeceğiz. Dır. Peki bu şekilde bırakırsak mana tamam olur mu? Hayır. Mansup bir tamam. isme ihtiyaç duyuyor. Alimen diyoruz. Alimen. Allah Celle Celaluhu. Aşağı. Alimdir mi diyeceğiz? Şey alim di mi diyeceğiz? Alimdir mi diyeceğiz arkadaşlar? Geniş zaman manasını vereceğiz. Geniş ma zaman manası vereceğiz. Manası vereceğiz. Dolayısıyla buna da ne diyoruz? İsmu kâne diyoruz. Veya kâne ve ehavatı, kardeşleri. Dolayısıyla arkadaşlar bu girişte şunu öğrendik. İster malum fiil olsun, ister meçhul fiil olsun, ister mansup bir isme ihtiyaç duyan nakız fiil olsun. Her birinin bir merfugesi olmak zorunda mı? Evet. Malum fiilin merfugesine ne diyoruz biz? Fail. Peki, meçhul fiilin merfugesine ne diyoruz? Naib fail. Peki kain. nakıs fiilin merfu ögesinde ne diyoruz? Kâne'nin ismi. ismi. Kâne'nin ve işte o nakıs fiil her neyse. Kâne başkası da olabilir. Sara olabilir. Esbaha olabilir. Bunların ismi diyoruz arkadaşlar. Peki bu girişten sonra bu kitabımız çok dizayn olarak çok güzel bir kitap. Her ünitenin başında El Arabiyetu fi hayatina el yevmiyeti diye bir başlık var. Günlük hayatımızda Arapça. Burada diyaloglar veriliyor bize. Bu verilen diyaloglar neyle alakalı? Bu işlenen konuyla alakalı. Yani sülasi fiillerde meçhul yapı. Bu konunun örneklerinin hat safhada geçtiği bir diyalog verecek bize. Daha sonra gramer konusunu anlatacak. Sülasi fiillerde meçhul yapı. Yani sülasi mezit demedi bakın. Ruba'yı mücerret bakın. Ruba'yı mezitlemedi. Sadece sülasi mücerretlerde meçhul yapıyı anlatacak bize. Peki. Meçhul fiilin. Meçhul fiilin. Merfu biz ne diyorduk arkadaşlar? Ben. O konuyu anlatacak bize. Daha sonra YDS yok YDT sorularında sıklıkla karşımıza çıkan bir konu var değil mi? Nedir bu? Harficer fiil uyumu. Dolayısıyla ikinci kitabın 10. ünitesinden itibaren ta dördüncü kitabın 10. ünitesine kadar ne yapacak bize? Harf hicrelerle kullanılan bazı fiilleri bize kitabın içinde serpiştirip verecek. Daha sonra yine YDS'de, Gökdil'de veya YDT'de veya ihtisas sınavlarında karşımıza çıkacak olan Arapça kalıp ifadeler. Et-ta'birat <laughs> dediğimiz kalıp ifadelerden ...bir bölüm sunacak... ...el kelimetül miftahiyetu ...anahtar sözcükler... ...değerli arkadaşlar... ...el kelimetül miftahiyetu ...nasıl bir terkiptir... ...nasıl bir terkiptir... İzafet ...sıfat anlaması hocam... ...sıfat terkibi mi... ...sıfat terkibi... ...peki... ...şu ilk gelen ögemiz bizim nedir... ...mevsuf... ...ikinci gelen ögemiz nedir... ...sıfat... Peki buradaki kuralımız ne? Mevsufumuz gayr akil olursa sıfatımız daima ne gelecek arkadaşlar? Müfred, müennes gelecek. Peki Türkçe'de edilgen fiil dediğimiz şeyin Arapça nahiv istilahında, nahiv terminolojisinde Arapça'daki adı neymiş? El fi'alul mebniyyu bilmeçhuli. Peki bunu öğrenmişken o zaman etkeni de öğrenelim edilgen fiil el fi lil ise etken fiil nedir arkadaşlar? Naib kitaplarında bunlar görürsünüz sıklıkla. Sahi el fi'lum şey el mebniyyu lil me'lum. Güzel. Kim söyledi? Hocam ben, ben söylediğinizi anlamadım ya. Yani. Neyi anlattınız? Şey ses gidip geldi. Ses diğer arkadaşlar da iyi mi ses? Sizde de gidip geldi mi? Arkadaşlar sesi iyi mi? Sesle problem var mı? Ses iyi hocam. Ee, sizle alakalı Merve Hanım herhalde. Sizin internetle alakalı. Merve Hanım sordu değil mi? Evet hocam. Yani çok nadir ama bazen böyle bir gidip geliyor. Doğrudur benim alakalı. Böyle demek ki internetle alakalı şey dedim. Yani bu edilgen fiile Arapça nahiv kitaplarında El fi'alü'l-mebni'yü lil diye geçer. Etken fiilde El fi'alü'l-mebni'yü lil diye geçer. Bu bir istilah yani. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Nâibu'l-fâ'il 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 neydi arkadaşlar? Meçhul fiilimizin merfu Evet. Meçhul fiilimizin merfu neydi? Ögesiydi. Şimdi burada mukaddime var. Burayı geçeceğiz. Çünkü niye? Bunu zaten şurada biz bunun temelini attık arkadaşlar. Başlıyoruz günlük hayatımızda Arapça. El Arabiyetu Arapça. Nerede? Böyle soru sormaya edat vermeye diyoruz. Edat vererek mana vermeye de kırık mana diyoruz. Nerede Arapça? Fi hayatina el yevmiyeti. Fi hayatina hayatımızdaki nasıl hayatımız? Hayatımız yevmiyet onun sıfatı. Günlük hayatımızda Arapça. Mubteda isim cümlesi çünkü bu. Gerisine arkadaşlar haberimiz ne gelmiş? Şibiş cümlesi şeklinde gelmiş. Mubteda dolayısıyla zevk alameti nedir? Damme. Fi hayatinel yevmiyeti. Şibiş cümle olarak bunun haberidir. Cümleler nasıl irap edilirdi? Mahallen. Hah. Mahallen merfu. El arabiyyeti müptedanın neyi arkadaşlar? Müptedasının haberi. Şimdi şu Türkçe kısmıyla bizim hiç mi hiç işimiz yok. Şuradan başlıyoruz. Büyüklük iyidir. Onayını aldıktan sonra başlayacağım arkadaşlar. İyi mi böyle? Evet hocam. İyi Peki. hocam. Şimdi burada üçüncü kitabın ikinci ünitesindeyiz ve altıncı kurun ilk dersi olduğu için burada biraz yavaş ilerleyelim. Diğer öğrendiğimiz konuları da bazı sorularla onların sağlamasını da yapalım. Yani bu ders bir nevi seviye tespit dersi olsun. Seviyemiz ne durumda? Tamam. Daha çok soru cevap şeklinde gidelim. Es ile tül müderrisi. Hocanın soruları. Arkadaşlar bir yerde böyle bir çeviri yapıyorsak, nokta noktanın nokta noktası. Bu bize hemen neyi çağrıştıracak? İzafet terkibini çağrıştıracak. Tamam. Mesela babul medreseti. Okulun kapısı. Kitabul müderrisi. Öğretmenin kitabı. Hocanın kitabı. Es iletül müderrisi. Hocanın soruları. Nasıl çevireceğiz biz bunları Türkçe'ye? ın nokta noktanın nokta noktası şeklinde. Peki başlığımız nedir o zaman bizim ne terkibidir? İzafet terkibi. İzafet, i̇zafet terkibi. terkibi. Peki izafet terkibinde kaç ögemiz bulunur bizim? İki. İki. Birinci ögemiz muzaaf veya mudaaf da diyebilirsiniz. Paşa keyfiniz bilir. İkinci ögemiz muzafun ley veya mudaafun ley. Buna da biz ne diyoruz? Tamlayan. Tamlanan tamlayan. Çevirirken nasıl çeviriyoruz? Geriden öne doğru. Hocanın kitabı. Peki. Muzaff'la ilgili birkaç şey söyleyelim burada. Muzaff'lar kesinlikle Elif Lam takısı alır mı almaz mı? Almaz. Peki. Tenvin alır mı? Almaz. Peki. Muzaff'ın lehler daima mecbur mudur? Evet daima mecburdur. Peki mecruda ne alamet ararız? Kesra veya Cer ararız. Cer alameti nedir? Kesra ve kesra, kesra yerine geçenlerdir. Mesela müfretlerde kesrayken tesniyelerde kesranın yerine ne niyabet ediyor? Kesranın yerine ne geçiyor? Ya. 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 Mesela iki Hı. hocanın soruları deseydik nasıl diyecektik arkadaşlar? Müderrisine. Müderrisine. Müderriseyni. Esiletül müderriseyni. Erkek hocaların cemi müzekker deseydik esiletül müderrisine diyecektik. Doğru mu? Veya buraya gayrı bir kelime getirseydik. Gayrı kelimeler kesra üzülüydü. Kesra alması gerekirken ne alıyordu mesela gayrı kelimeler? Feta. Feta. Fetha. Mesela şöyle deseydik. Ahmet'in toruları deseydik. Nasıl okuyacaktık arkadaşlar? Esiletü Ahmet'e. Esiletü Ahmet'e. Çok güzel. Yani bak bir başlıktan ne kadar konu tekrar etmiş olduk. Öyle değil mi? Evet hocam. Biz bu işleme ayrıntılı metin tahlili diyoruz arkadaşlar. Ayrıntılı metin çözümlemesi. El müderris şurayı nasıl okuyacağım? Eğer terkibe girmediyse ne kabul ediyordum ben? Ayrıysa. Merfu kabul ediyordum değil mi evet. arkadaşlar? Evet. Ah, El-Müderrisi okuyacağım. Şimdi kırık mana vererek ilerleyelim. Limada? Niçin? te tüm Geç kaldınız. Ya evlat. Niçin geç kaldınız çocuklar? İdris cevap veriyor. Bir enne Çünkü. Mat'ames-Sekene. Bu da izafetler gibi değil mi arkadaşlar? Yurdun. Evet. matam ismi mekan, yemek yenilen yer, yurdun lokantası diye çevirmiş mesela şurada. Bence yurdun lokantası demezdim ben. Türkçe'ye uygun olmuyor. Ne dersiniz sizce? Yurdun neyi deriz biz Türkçe'de? Yemekhanesi mesela. Harika. Harika. Yurdun yemekhanesi. Futiha. Konumuz neydi arkadaşlar? Meçhul. Ah. Ha. Futiha. Açıldı. Meçhul. Fetaha. Açtı açmış. Futiha açıldı, açılmış. Yani Türkçedeki Aynen. dili ve mişli geçmiş zamanın karşılığını bize Arapçada ne veriyor? Fi'lül madî veriyor. Mefhum? Ne? Evet. Yurdun yemekhanesi açıldı. El yevme bugün ne olduğu halde? Muteekhiran. Geç olduğu halde böyle çevirmeyiz tabi. Ne deriz? Çünkü yurdun yemekhanesi bugün geç açıldı. Mesela burada çeviri de hocam demiş. Burada. Ama baktığımız zaman burada hocam ifadesi var mı? Yok. Yani burada tamamen şu şeye çok güvenmeyelim yani. Tamam, burada biz hocam... Buyurun. Bu kutuyanın merfi merfu. hangisi oluyor merfi? Tahtından müstetir huve metame gidiyor. Açılan ne? Yemek mesela, Ya Şöyle desek mesela. Fetaha açtı. Kim? El muazzafun. Oradaki memurlar. Neyi? Met'ame sekeni. Yurdun yu yemekhanesini. Dolayısıyla... Met amus sökene olmamış hocam. Orada niye olmalı olmadı? Efendim? Met amus seken hani merfu olacak dedik ya orada müzekke. Yani ama işte şu lien neden lien neden dolayı enne ismini nasip ederdi ya. Bunun tamam hocam. Naibi faili tahtına müstedir huve. Şimdi bak deseydik ki fetaha el muazzafune met ames sekeni. Muazzaflar, memurlar yurdun yemekhanesini açtı. Şimdi mat'amı biz ne yapıyoruz? Failin yerine getiriyoruz. Futiha metamu sekeni diyoruz. Ne diyormuşuz? Futiha metamu sekeni. Yani yurdun yemekhanesi açıldı. Açan kim? Belli değil. Meçhul. İnşallah anlaşıldı. Elhamdülillah hocam. Sağ olun. Tamam. Meta ne zaman? Futiha açıldı. Ne zaman açıldı diyor hocası. Futiha açıldı. Faili tahtına müstetir mi diyeceğiz? Naibi faili mi diyeceğiz arkadaşlar? Naibi faili. Tahtına müstetir. Huve Ne, nereye raci peki? Açılan ne? Met'a. Eh. Ey met'amus sekeni. Ey ne demekti? Yani. Yani met'amus sekeni. Saat Bak böyle saatler sıfat tamlama şeklinde geliyor. Sabahın, Sabahleyin 8'de açıldı. Ve meta. Şu V'ye peki manası verebiliriz arkadaşlar. Şeye göre yani. Siyah Peki o zaman. Meta yuftahu. feta, yeftahu. Bak feta, mazi malum mazi meçhul ne? Futiha. Yeftahu muzari malum. Muzari meçhul ne arkadaşlar? Yuftah. Yıftah. Ne zaman açılır? Kulle yevmin. Her gün ne zaman açılır? Bak. Kul kelimesiyle ilgili çok tatlı bir kuralımız var. Kul kelimesi daima muzaf durumundadır. Neymiş arkadaşlar? Kul kelimesi daima muzaf durumundadır. İ e kendisi daima muzafsa Kendinden sonraki kelime ne olur o zaman? Muzafın değil. Çok güzel. Kendisinden sonra gelen muzafın ile eğer nekra ise kul kelimesine ne manası veriyoruz? Her veya her bir manası veriyoruz. Ama kul kelimesinden sonra marife gelirse bütün veya tüm manası veriyoruz. Nasıl hocam? Mesela kullu yevmin demek her gün demek. Ama kullul yevmi ne demek arkadaşlar? Bütün günler. Peki. Kullu muvatının ne demek? Her vatandaş. Kullul muvatini? Bütün vatandaş. Bütün vatandaşlar veya tüm vatandaşlar. Tamam. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Yavaş mı gidiyoruz? Hocam. İyi gidiyoruz. Bana göre iyi hocam. Aynen bana Evet. Yuftehu. Açılır. Yine naibi failimiz. Tahtla müstehidri huve. Met'ama raci. O yemekhaneye raci. O yemekhane açılır. Es-sa'ate es saminete. Sekizde. İlla rub'an. Yani rubu' 15 dakika demek. Yani 15 dakika çıkartınca biz ne diyoruz? Çeyrek kala diyoruz aslında. Değil mi? Yani 8'den rubu hariç. Rubu da 15 dakika ediyorsa 60 dakikanın dörtte biri ne? 15. 15 dakika. Çeyrek yani. Evet. Saatler böyle söyleniyor yani çeyrek kala. 8'e çeyrek kala açılır. İclisu. Oturun. Veftahu. Açın. Şimdi şurada bir tercüme tekniği var. Şurada bir tercüme tekniği var. İclisu emir mi? Emir. Evet. evet. İftahu da emir. Bu vav gelince bu emri hazırın başındaki vasıl emzesi olunca İclisu ve iftahu diye okumuyoruz değil mi? İclisu ve iftahu şeklinde okuyoruz. Şimdi iki tane böyle emir, iki tane mazi, iki tane muzari gelince Arkadaşlar mikrofonlara bir dikkat edelim. Heh, güzel. Birkaç arkadaşımız ilgilenirse onunla. Size zahmet. Açılan mikrofonları kapatırsa. Şimdi iki tane emir, iki tane mazi, iki tane muzari gelince birincisini ıp ip diye çevirince çok yakışıklı oluyordu değil mi? Evet. Hatırladınız mı arkadaşlar? Heh. İcrisu oturun ve kitaplarınızı açın değil de oturup kitaplarınızı açın diyebiliriz. Bunu ne zaman yapıyoruz? Emir, emir, mazi, mazi, muzari, muzari de birinciyi ıp, ip diye çevirebiliyoruz. Kutubekum. Ne açınız? Kitaplarınızı. Peki, şurada bir önemli kuralımız vardı. Onu da zikretmeden geçmeyelim. Şimdi, isme bitişen muttasıl zamirler daima ne olurdu arkadaşlar? Şey, e, mevzu. Şey, isim dediniz mi? Pardon. <laughs> Muzafun ileyh olurdu Muzaffur ve mahallen mecrurdur. Fiile bitişen muttasıl zamirler ise daima ne? mef'uldür ve mahallen mansuptur. Hocam ben bunu unutuyorum. İki tane spot cümleyi alıp cebine koyacaksın bak. Ketebehu. fiil muttasıl zamir. Kitabuhu isim muttasız zamir. Dolayısıyla birinci de isme bitişen, birinci de fiile bitişen muttasıl zamir ne konumunda olmuş? Mef'ul yani nesne konumunda olmuş. Peki zamirler mebniydi. Mebniler mahallen ilave edilirdi. O zaman mahallen ne diyeceğiz arkadaşlar? Mahallen ne diyeceğiz? Mansup, diyeceğiz değil mi? Mansup. Peki Kitap kelimesi isim. İsme bitişen muttasız zamirler mudafun veya muzafun ileyh olurdu. Hangisini söylerseniz. Peki mudafun lehler daima mecrur olurdu. Ama zamirler mebni olduğu için cer alameti arayamayız. Mahallen irab edilir. Mahallen ne diyeceğiz o zaman? Mecrur. Mecr Tekrar ediyoruz son kez. Fiile bitişen muttasız zamirler mef'uldür. Mahallen mansuptur isme bitişen muttası zamirler mudafın lehtir. Mahallen mecrurdur. Oldu mu? Evet. Peki. Devam ediyoruz. Hel mümi tara'tum okudunuz mu? Ed derse dersinizi okudunuz mu? Yani dersinizi okudunuz mu deriz biz Türkçe'de? Dersinize çalıştınız mı deriz? Dersinize çalıştınız. O zaman öyle çevirelim. İlla şuraya bağlı kalmamıza gerek yok. Türkçe'ye hangisi yakışıklı oluyorsa onu çevireceğiz. Dersinize çalıştınız mı? Eyne. Nerede? Kitabuke. Bak yine muzafun leh mahallen mecrur değil mi arkadaşlar? İsme bitişen mutlası zamir. Doğru mu? Evet. İdris. Kitabın nerede? Evet. İdris ne diyor? Suriqa çalındı diyor. Surika. Kitabı. Kitabım. Ya üstaz. Hocam kitabım çalındı diyor. Evet. Surika. Kitabuk. Kitabım mı çalındı? Şimdi şurada şöyle bir soru sormamız lazım. Burada bir şey var mı? Soru edatı görebildiniz mi? Hel gibi. Hemce gibi bir soru görebildiniz mi? Görebildik mi arkadaşlar? Şaşkınlık var. Şurada bir he, he, hemze var mı yok. Ama Türkçede yok. De böyle bir soru sorma şekli yok mudur Türkçede? Var. Ne yaparız mesela? Vurguyla sorarız değil mi? Para para mı düşürdüm? Para paranı mı düşürdün gibi mesela. Şaşkınlıkla. Kitabın mı çalındı? Bu tam o demek. Meta ve eyne. Ne zaman? Nerede? Ne zaman? Nerede? Surika. Çalındı el hatta ma ma'na bariha bi ma'na emsi yani dün min hurfeti odamdan fissekeni yurttaki odamdan efendim çalındı şimdi ene mubteda ve merfu mufasını zamir mubtedası bak çok önemli bir kural söylüyorum mubtedası merfu munfasıl zamir olan bir isim cümlesinin başına vav getirirsek otomatikmen hale dönüştürmüş oluyoruz arkadaşlar. Durum zarfına dönüştürmüş oluyoruz. Şimdi şu vav'ı görmeden bir okuyalım. Ene ben gaibun anha. Anha nereye gidiyor? Gurfeye gidiyor. Ene gaibun an gurfeti demektir yani. Ne demek bu? Ben odamda yoktum Gaiptim ne demek? Yoktum. Peki, müptedası merfu munfasa zamir olan bir isim cümlesinin başına vav getirdiğimiz zaman otomatikmen neye dönüştürüyoruz dedik? Hale. Hale. O zaman ne oldu? Ben odada yokken yok olduğum halde demeyiz değil mi? Çok çirkin olur. Evet. Ben odamda yokken efendim ne yaptı? yurttaki odamdan çalındı. Ve surikat çalındı. Ma'hu onunla birlikte. Hu nereye gidiyor arkadaşlar? Hu nereye gidiyor? Zamirlerin merci çok önemli. İlk ha, kitaba gidiyor. İlk, çalış i̇lk, çalınan eşyası neydi İdris'in? Kitap. Yani meal kitabı demek yani. Evet. Kitabın kitabıyla Kitabımla birlikte çalındı. Eşya'un uhra Başka şeyler. Başka şeyler de çalındı. Peki. Surikat naib-i failimiz. Şey, özür dilerim. Meçhul fiilimiz. Meçhul fiillerin merfu ögesi olurdu. Merfu ögemiz neydi? Meçhul fiillerin merfu ögesi. naib fail. Peki burada naib-i failimiz hangisi? Efendim? Eşyaun. Eşya ah, Eşya Şimdi şu kuralımızı hatırlayalım. Failimiz gayri akıl cemi olduğunda failimiz gayri akil cemi olduğunda fiilimiz ne oluyordu? Malum fiilimiz. Müfret mühendis. müfret müennes oluyordu. Naibi failimizde gayri akil olduğu zaman meçhul fiilimiz ne olacak? Müfret müennes <laughs> Süfret Demek ki malum fiille fail arasındaki irtibat, ilişki her neyse, hangi kurallar geçerliyse, meçhul fiille naibi fail arasında da, evet arkadaşlar aynı kurallar geçerli. Hatta buna bir şey daha eklememiz lazım. Neyi eklememiz lazım? Nakıs fiille ismi arasında da aynı kurallar geçerli. Oldu mu? Evet. <laughs> Şöyle yapalım. Malum fiilin faili gayri olduğunda malum fiilimiz müfret müenne soruyordu. Doğru mu? Evet. Aynısı meçhul fiilin naib faili gayri olduğunda da meçhul fiilimiz de müfret müenne soruyor. Nakıs fiillerimiz kâne ve illâhirihi devamı Bunların ismi gayra akil olduğunda o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Yine nakıs fiilimiz ne olacak? Müfretmen. Müfret, mühennet olacak. Kanet, kanet olacak mesela. Sarat olacak. Esbahat olacak. Leyset olacak. Tamam? Tamam. Peki. Tamam. Eşya Eşya'un uhra ahir demedi. Uhra dedi. Niye? Artar demedi. Uhra dedi. Mühendez. Burada da mevsuf sıfat olayı devreye giriyor. Eşya gayri akıl ise şey mevsuf gayri akıl ise sıfatımız ne gelecekti? Müfret? Müfret mühendis. Dolayısıyla bu eşyaun kelimesi hem surigati müfret mühendis okuttu hem de kendini niteleyen sıfatı müfret mühendis yaptı. Gördünüz mü şunun yaptığını? Evet. Evet. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki diğer eşyalarından bedel neymiş? Saati, saatim ve hizai ayakkabım ve ve demiyoruz bak. Böyle isterse 100 tane ve olsun. En sonundakine ve diyeceğiz. Saatim, ayakkabım ve muazamu. Muazam kelimesi de tıpkı kül kelimesi gibi kendinden sonra muzafun leh istiyor devamlı. Ne demek muzam? Birçok demek. Çoğu demek. Nokta noktanın çoğu yani. Evet, melabisi. Birçok elbisen veya çok elbiselerim veya elbiselerimin birçoğu. Saatim, ayakkabım ve elbiselerimin birçoğu çalındı. Buraya kadar var mı problem arkadaşlar? Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yok hocam. Devam ediyoruz. Hocası ne diyor? Avvada kallahu <tık> anha. Avvada, yuavvidu, ta'vidu Tefil babından değil mi arkadaşlar? Yani avvada normalde ne demek? Ta'vid bir şeyin yerine geçmek demek yani. Mesela İvaz diyoruz değil mi? İvaz. İvat. Temvini ivat diyoruz mesela. Bir şeyin yerine geçen temvin. Şu kelimeye bakalım. Siz de bakın. Tevvid. Ne çıktı? Tazminat, bedel, karşılık. Tamam. Bir şeyi tazmin etmek. Zararı karşılamak. Yani Allah onun zararını karşılasın ne demek? Türkçede biz buna ne deriz? Nasıl bir kalıp ifade bu? Canın sağ olsun demez miyiz? Yani tam birebir çevirisi Allah onu sana tazmin etsin. Allah onun karşılığını sana versin. Yani kaybettiğinin yerine başka bir şey versin manasında. Ama direkt bunu ne diye çevireceğiz bu cümleyi? Allah ne cezasını versin gibi bir şey olmuyor mu hocam? Efendim? Allah cezasını versin gibi bir şey çıkmıyor mu buradan? Yok, işte canın sağ olsun demek. Kim sordu bunu? Ben hocam filan işler. Ah hilal. Yok, mesela "Cezakallahu hayran" dediğimiz zaman ne diyoruz? Ceza mesela Türkçede daralmış. Yani sadece olumsuz şeyler için kullanıyor. Ama cezanın Arapçadaki manası olumlu manası. Cezakallahu hayran ne demek? Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Hatta bu mazilerde emri gayip manası oluyor mesela. Cezakallahu hayran, barekallahu fik. Ne demek mesela? sin, sin diye çeviriyoruz. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Allah sana bereket versin gibi. Burada da dolayısıyla bu kalıp ifadeleri birebir çevirmiyoruz arkadaşlar. Bunu direkt Türkçe'de canın sağ olsun şeklinde tercüme edebiliriz. Tamam. Oldu mu Hilal? Tamam hocam. Tamam. Uridul en şimdi istiyorum. Neyi? En. Bu en ne yapar biliyor musunuz? En. en bu fiil cümlesini ne yapar arkadaşlar? Hadi bakalım. En. Fiil Çok güzel. Normalde en normal saydı neydi? Es Size soruyorum olurdu. Size soruyorum. Bak yargı bildiriyor. Ama en gelince size sormak istiyorum. Es ileten bir takım sorular. Hocam bir takım manasını nereden verdin? Nasıl <laughs> nekra müfret olduğu zaman bir manası veriyorsak <laughs> nekra cemi olduğu zaman da bir takım manası verebiliriz. Size bir takım bazı sorular sormak istiyorum. Fi ma, fi hususunda konusunda ma o şeyler. Bak tam kırık manası bu. Ne demek yani? Derastum emsi. Derastum, siz onu öğrendiniz dün. Dün öğrendiğiniz şeyler hakkında size bir takım bazı sorular sormak masallaştırdım istiyorum. Tamam mı arkadaşlar. arkadaşlar? Tamam. Fi ey şehrin hangi ayda Vuli'de doğdu? Bak Vuli'de çok enteresan bir fiil. Manası arkadaşlar meçhul değil mi? Şey, yani yapısı meçhul ama manası malum. Normalde yapısı Vele'de değil mesela. Vuli'de. Yapısı meçhul, manası malum diyeceğiz. Tamam. Hocam malumu da meçulü de aynı oluyor zaten. Mesela doğdu dediğimizde de doğdu yani aslında. Aynen. Ama işte bunu yani doğurdu diye çevirmeyeceğiz. Onu demek istiyorum. Yani Vuli'de dediği zaman doğdu diyeceğiz yani. Tamam. Tamam. Evet. Vuli'de doğdu. Resulullah'ı şu neyin simgesi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğdu. Hangi ayda doğdu? Vulide doğdu. Fi şehri Rebi'il evveli. Rebi'il evvel ayında doğdu. Ahsente. Mesela şimdi bunlar kalıp ifadeleri manasını bileceğiz ama Kalıp ifade olarak çevireceğiz. Mesela avvada dedik değil mi? Karşılık vermek, tazmin etmek. Ama kalıp ifade olarak ne dedik kısaca arkadaşlar? Canın sağ olsun. Ne dedik Canın kısaca? Sağ olsun. Canın sağ olsun. Ehsente. Mesela ehsene yuhsinu ihsanen. Ehsene ifal babı. Bunun mazisini çektiğimiz zaman ehsene ehsene ehsenu. Çektik çektik ehsente. Ne demek? İyi, İyilik yaptın, yaptın. demek. Ama biz iyilik yaptın diye mi çeviriyoruz? Hayır. Bravo. Aferin demek yani. Kalıp ifadeleri Türkçedeki karşılığıyla çevireceğiz. Yoksa mesela geçen ben e, medresedeki derste söyledim mesela. Şimdi racul kelimesi var. Murur kelimesi var mesela. Şimdi racul adam demek murur yaya demek. Bunu biz yaya adamı diye mi çevireceğiz arkadaşlar? Hayır. Ne diye çevireceğiz bunu? Bir mana racun. Trafik polisi demek bu. Şimdi hani burada trafik nerede? Polis nerede? Bak adam demek yaya demek. Yaya adamı. E demek ki bunu kalıp ifade olarak çevireceğiz. Mesela edrabe anil amel var mesela kalıp ifade. Şimdi darabe vurdu dövdü. Edrabe dövdürdü vurdurdu. Anil amel, bu da dendan. işten vurdurdu. İşten dövdürdü. Ne demek? Bir mana çıkıyor mu sizce? Bunun manasını bilen var mı? Ne demek olduğunu bu kalıp ifadenin? İşten kovuldu hocam? Grev yapmak demek. Zaten doğru, işten kovuldu yani. Grev yapınca da <laughs> Türkiye şartlarında büyük ihtimal zaten işlerinde de olacak. Doğru yani hocam. Yani dolayısıyla demek istediğim ne? Bu ifadeleri biz ne yapıyoruz? Kalıp ifade olarak çevireceğiz. Vemen. Kim? Rafa'a. Şimdi rafa'a yükseltti demek. Ama rafa'a ezanla kullanılırsa ne demek direkt? Ezan okudu demek işte. Tamam. rafa'a ezan ne demekmiş arkadaşlar? Ezanı yükseltti mi demek? Ezan okudu mu demek? Evet. Kim okudu demek. Ezan el evvele. İlk ezanı kim okudu? Rufi'a. Okundu. El ezanul evvelu. İlk ezan. Min gıbeli. Bak harika bir kalıp. Min gıbeli. Bu da ne için biliyor musunuz? Önce onu zikretmiyoruz biz failimizi. Daha sonra zikretmeye karar veriyoruz. Şunun tarafından yapıldı diyoruz. Mesela araba hırsız tarafından çalındı diyoruz mesela. Gibi. Bunun içinde min gıbeli kullanıyoruz. E tarafından. Rufi'a okundu. El ezanul evvelu. ilk ezan. Sıfat terkibi. Min gıbeli tarafından. Bilalil Habeşi Bilal-i Habeşi radıyallahu anh tarafından okundu. Hâzâ sahih. Bu doğru. Ve Duribet. Evet hadi bakalım. Darabe dövdü, dövmüş, vurdu, vurmuş. Ve vuruldu, dövüldü, vurulmuş, dövülmüş. Ama burada darp edilmek ne demek? Darphane diyoruz değil mi? Darphane. Türkçede. Evet. Heh, burada para basılması manasında. Evvelu sikketin İlk sikke, para. Fil İslami. İslam'da ilk sikke, ilk para ne zaman basıldı? Hocam. Buyurun. E, şey soracağım. Şimdi bu e, yan anlam mı oluyor, mecaz mı oluyor? Ya da aradaki farkı biliyor musunuz? Öyle sorayım. Ben bu ara bir, şu yan anlamla mecaza takıldım da. He. Ee, <laughs> Valla ne, ne diyelim arkadaşlar ha, söylesin. <laughs> tamam ben biraz daha <laughs> kendimi araştırayım o zaman. Yok, ben, e, belki bilirsin, sen dedim. Türkçe yani. Türkçesi iyi arkadaşlar söylesin mesela. Yani yan anlam nedir, mecaz anlam nedir? Var mı söylemek isteyen? Herkes benden. <laughs> tamam, hocam. Peki. hocam. siz varken. Estağfurullah. <laughs> ibet Basıldı fi ahdil halifeti halife zamanında ondan bedel kim? Bak önce bir ünvan geliyorsa önce bir ünvan sonra özel isim geliyorsa o ikinci gelen özel isim diğer gelen ünvanın bedelidir. Bedeli kul minel kul. Öğretmen Ahmet. Öğrenci Hüseyin. ikinci gelen birincinin ne oluyor? Bedeli. Peki burayı nasıl okuyacağım son hareketi arkadaşlar? Hadi bakalım. Umera. Fetha okumaz mıyız? Ah, niye? Gayrı musarif. Evet. E, hani bedel mübdelün minhin irabını giyerdi. Hani bunlar tevabidendi. Hani bu kesir olunca bu da kesir olacaktı. Öyle bir şey demedik ki biz. Bunun kesre olacak demedik işte. Bunun cer alameti bu cer olacak. Bu da cer olacak. Ama alameti aynı olacak diye bir şey söyledik mi biz? El halifetinin Cerelameti kesra. Umara'nın cerelameti ne? Evet. Fetha. Mahallen mi oluyor takdirin? İşte mahallen de değil, takdiren değil. Bilazi, bir zatihi lafsen yani. Umara diyoruz. Tamam. Sadece halifenin, yani biri bize şöyle bir soru sorsa. Ya kardeşim, tevabiler konusunda gördük. Bu mübdelün min, bu mübdel Hani bu bunun irabını cerdi? Bu kesra hani niye kesra? Muzaffer Neh bak ahdiden sonra gelmiş. Bu fetha. Derse biz ona cevap olarak ne veririz? Kardeşim bunların ikisi de cer durumunda. Yalnız halifenin cer alameti kesra. Kesra almasında bir problem yok. Ama onlara kesra alma özürlü kesra alacağı yerde ne alıyor? Fetha alıyor deriz. İkisi de lafsi. Kim sormuştu onu? E, takdirimi diye? Sevgi hocam. Evet. E, şimdi anlaşıldı mı Sevgi? Evet hocam. Peki. Devam ediyoruz. cevabı sahih. Cevabın doğru. Ve şuna peki diye çevirebiliriz. Peki. Meta vudiat. Şimdi şurası olmamış arkadaşlar. Burayı biz geçerken neyle geçeceğiz? Vudiatil. Ah. Esre. Evet. Bak dikkat ettiyseniz metnimizde hani özellikle bu kitabın en güzel sevdiğim yönlerinden, en faydalı yönlerinden bir tanesi de bu. Hangi gramer kaidesini işlerse arkadaşlar onun bize neyini yapıyor? Onu bize metnin içinde çaktırmadan bize yediriyor yani. Alttan alta o konuyu iyice bize öğretiyor. Ha bu da bir ilk metin daha. Daha ileride grameri tekrar anlatacak, alıştırma yapacak, soru çözecek falan derken zımba gibi o konuyu öğrenecek hale geliyoruz yani. Bu kuralımız neydi? Es sakinu iza hurrike hurrike bil kesri. Es sakinu sakin harf. İza dığı zaman hurrike hareketlendirildiği zaman et evet, hurrike harekelendirilir, bil kesrati kesrayla. Bu harakatu. Evet. Harekat harekelerin çoğulu harekeler ne zaman konuldu? Ne üzerine? Neye? Ala hurufil Kur'an'i. Kur'an harfleri üzerine harekeler ne zaman konuldu? Vudiatil harekatu. Evet arkadaşlar, şurada kuralımızı söyleyelim. Vudiat meçhul fiil. Meçhul fiilin ne olurdu değerli arkadaşlar merfugesi? Naibi fail. Naibi failimiz gayri akil olunca Bizim meşhur fiilimiz ne gelmek zorunda? Müfret. Müennes. Harekeler konuldu. Ala hurufil Kur'an'i Kur'an harfleri üzerine min qibeli. Ne demekti min qibeli? E tarafından. Hacca cibni Yusuf. Hadi bakalım. Yusuf. Yusuf bin Haccaç tarafından. Yok şurayı sonu nasıl okuyacağız? Yusuf. Ha, Bu da gayrimusarif değil mi? Hıbeli Haccac bin Yusuf'e. Haccac bin Yusuf tarafından konulmuş. Fi Ahdil Emevi Emeviler döneminde. Kur'an harfleri üzerine harekeler Emeviler döneminde Haccac bin Yusuf tarafından konuldu. İntehel Vaktu ya üstaz. Vakit bitti üstaz. Tamam. Süre bitti hocam diyor. Şimdi şu intihayla ilgili bir şey söyleyeyim. İnteha direkt kullanılırsa bitti demek. Ama inteha minne kullanılırsa ne demek arkadaşlar? İnteha minne kullanılırsa. Bitirdi. Heh. Mesela inteheitu min kahveti desem ne demek? Kahveyi bitirdim. Evet. Hel mımi ranne. Ne demek bu? Çalmak. Nasıl bir fiil bu? Sarfa göre. Aksal Musabaya göre. Çevre varsa mudafil. Hel rannel Jarasu, Jaras zil. Zil çaldı mı diyor hocada. Şimdi. Ne kadar oldu arkadaşlar dersimiz? Şuradaki süre kaydaştığımızdan itibarenki süre. Yani ders hemen başlamadı İl ki. 50 dakika oldu hocam. Yani e, bir kaydı biraz sonra başlattık ya onun için sordum. 55 dakika falan oldu tam. İşte şuradaki süre tam ilk Skype'i açtığımızdan itibarenki süre. Neyse bitirelim. Şurayı da söyleyelim. Sayfanın sonuna kadar gelelim. Şimdi avvadakallahu anha ifadesi maddi kayıp yaşayan birine canın sağ olsun anlamında söylenen ve çevirisi Allah onun karşılığını sana versin olan bir cümledir. Bak birebir çevirisi moda, moda çevirisi neymiş arkadaşlar? Allah onun karşılığını sana versin. Ama Serbest çevirisi neymiş arkadaşlar? Serbest çevirisi. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Şimdi Aslında araştır tekrarlar Yani şey güzel çevirmemişiz derken hani canın sağ olsun'dansa bu asıl manası daha güzel olmuyor mu? Maddi kayıp yaşayan birine. Allah emanet ara Zaten baksana. Araplarda çok doğru Merve Hanım. Araplarda her cümle işte dua zaten işte. Yani onlarınki daha hoş tabi. Hmm. Mesela bizim evet. eski büyüklerimiz ne derdi? Allah iyiliğini versin. Ha, evet. Hı -hı. Allah sana müstahakını versin mesela gibi şeyler söylerlerdi. E şimdi hemen bunlar maalesef hep bedduaya döndü yani. Şimdi hmm. çocuk yani çocuklarımıza, torunlar torunlarımıza hemen söylediğimiz zaman hemen beddua geliyor mesela dilimize maalesef. Onlar da aslında hep şey cümlesi yani kızmalar bile aslında ne olması lazım? Dua. Dua olması lazım yani. Hmm. Mesela evet. Dört tane ayrı kitap var. Ee, onu mesela söyleyeyim ben size. Ee, Türkçeleri de çıktı. Eğer Arapçalarını da Türkçelerini de denk gelirseniz alın. Çok güzel çalışmalar yani bunlar. Mesela Meta Meta Beka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamber Efendimiz ne zaman ağladı? Tamamen Peygamberimizin ömrü boyunca ağladığı şeyleri derlemiş mesela. Meta dahike. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz hayatı boyunca işte nerelerde güldü. Peygamberimiz gülümserdi ama kakka atmazdı. Mete be Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz nerelerde öfkelendi. Öfkelenirdi ama hevası heves için değil. İşte yemeğin tuzu eksik olmuş diye değil. Ne zamanki İslam'a karşı bir saldırı, ne zamanki İslam'a karşı bir mukavemet olduğu zaman öfkelenirdi. Diğeri ne arkadaşlar? Mete mezaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü Efendimiz ömründe nerelerde şakalar yaptı? Şaka yaptı ama kimseyi ne yapmadı? Kırmadı. Tahkir etmedi, tahrik etmedi, incitmedi. Onun şakalarında da bir hikmet vardı. Bak bu kitapları bulursanız alın. O kadar güzel kitaplar ki bunlar. Yani tamamen hayatı boyunca o söylediğim dört kavramı incelemiş. Ne o dört kavram? Hatta bak ben bunları anlatırken şuraya notlar da alabilirsiniz. Diğer arkadaşlara faydası olsun diye. Neymiş o dört kavram arkadaşlar? BK yani hani şey Türkçe de söyleyebiliriz yani. Ağlam, ağladığı yerler güldüğü yerler tebessüm ettiği yerler, şaka güzel, yaptığı yerler, şaka yerler. Şaka yaptığı yerler bir de kızdığı öfkelendiği yerler. Evet. Evet. Güzelmiş evet. Yani Teşekkür dolayısıyla ederim. işte yani Araplarda e, bu ifadeler de hep dua aslında. Evet hocam Peki, güzelmiş. Peki burada, burada kalıyoruz inşallah arkadaşlar. Velhamdülillahi Rabbil alemin.